Ben Sezai Ataş, ev kuruluşu ile ilgileniyorum. İkinci el malzeme alıp satıyorum. Olay cumartesi günü gerçekleşti. Ben montaj esnasında atölyede, dükkanda değildim. Arkadaşlar geliyorlar buraya. Pikapçı tutuyor. Buradan komşudan rica ediyor. Çamaşır makinesini yüklüyorlar. Ondan sonra arkadaş, hatta şöyle bir durum var. Ben burada komşulara hiçbirine söyleyemedim şunu şundan tut diye, hırsız bir güzel çağırıyor. Beraber yüklüyorlar. Beraber götürüp satıyorlar. Komşu da benim elemanımın olduğunu sanıyor. Malzemeyi o şekilde götürüyorlar. Yani komşu bilmeden Bilmeden. yardımcı oluyor. Aynen. Kesinlikle bilmeden. Benim elemanım sanıyor. Yardım ediyor burada. Ben ucundan tut desem belki tutmazlar ama hırsızdan beraber yüklemişler. Peki ne götürmüşler buradan? Buradan iki tane çamaşır makinesi, mini buzdolabı kapının önüne götürmüşler, hurdacıya satmışlar. Burada sattıklarını sonradan mı öğrendin? Sonradan öğrendim. Peki öncesinde nakliyeciyle mi gelmiş? Nakliyeciyle gelmiş, nakliyeci belim ağrıyor, ben kaldıramam demiş, komşudan yardım istemiş. Hatta komşunun bir tanesinden istemiş, o işim var demiş, öbüründen istemiş. Yani bir şekilde ortaklaşa götürmüşler. Aynen öyle. Peki komşu ne diyor bu duruma? Komşunun yanına gittim, dedim paraya ihtiyacım varsa para vereyim. Sen neden böyle yaptın? Abi sen ne diyorsun dedi bana. Ben dedi bilmeden yardım ettim, ben senin elemanın sanıyorum dedi. O da parçuş oldu ama iş işten geçti. Peki ne kadar zarar ortalama? Ortalama, ya o kadar büyük bir zarar yok da benim komiğime giden komşunun yardım etmesi. Hani giden üç parça malzeme. Peki sonra güvenlik kamera kayıtlarına baktınız herhalde. Aynen baktı. Komşuyu görünce zaten bir hoş oldum. Dedim herhalde lazımdır. Ondan sonra işin içeriğini öğrenince farklı bir boyuttaymış.